Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin mutfak dolaplarını düzenliyoruz ablamla. Size de ara ara çekeceğim. Şimdi bu rafı komple aşağı indirip silip tekrardan yerleştireceğiz. Birkaç şeyi de yukarıya koyacağız. Şimdi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biz mutfak dolaplarını düzenledik. Şöyle ben fincanları, Nescafe bardaklarını bu şekilde koydum. Arkalarında tabakları var. Şuraya koyduklarım işte kahvenin yanına çikolata vesaire koymak için. Bu tabak da aynı şekil. Sonra buraya full su bardağı yaptım. Normalde bu dolapta da su bardakları vardı. Ben hepsini buraya getirdim. Daha düzenli bir şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Birazcık fazla eşya olduğu için aslında yerleştirmek çok zor. Sonra burası biraz karışık oldu. Çünkü annemlerin her yerden bir tas bir tabak çıktığı için. Şunu aşağı alayım. Bunlar şekerler, çayın yanına vesaire konulan şeyler. Aslında bunları buzdolabına götüreyim. Şöyle burada tabakları koydum. Kaseleri. Arkada daha çok kullanılanlar var. Onları daha rahat alır artık oradan annem. Günlük yemek tabakları. Şöyle salata kaselerini koydum. Şöyle şu şekerlikler de misafir için kullanılan şekerlikler. Burası bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle üstüne hiç dokunmadım. Çünkü gerçekten dokunsam herhalde bir daha yapamayacağım şekilde dolu. Şöyle bu üstü bu kadar çok dolu ki. O yüzden hiç dokunmadım. Sadece alt kısımlarını yaptık biz. Şöyle burayı göstereyim. Burası bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaten buraya da dokunmadım. Sadece şunu ben koydum ama şunu şöyle düz koyayım. Şu şekilde göstereyim. Burası full yemek takımı arkadaşlar. 12 kişilik falan var burada yemek takımı. Bunu genelde misafir geldiğinde kullanıyoruz. O yüzden burayı çok açmıyoruz biz. Şöyle ocağı temizledim. Bulaşıkları yıkadım. Burası da günlük. Anne ses çıkıyor. Günlük kullanılıyor arkadaşlar. Bunlar hep günlük kullanılan şeyler. Şöyle burada yardanlıklarımız var. Yardanlıkları sildim. Burayı bu şekilde ben ayarladım arkadaşlar. Güzel bir şekilde dursun diye. Bu çayları birazdan içeceğiz diye buraya koydum. Şöyle alayım, burada kalsın. Bu kıymayı çıkardık. Birazdan börek yapacağız. Onu da kullanacağım. Sonra burayı bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Ablam konuşuyor. Burası bu şekilde oldu. Bunlar çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle burası misafir çatal kaşık. Tozlanmasın diye bu şekilde yaptık. Ama bunu ben koymadım. Ablam koymuş. Bu şekilde yaptım. Bunlar da normal günlük de kullandığımız. Bunu da ablam koymuş. Yalnız bunu yıkayacağım. Ben koymadım onu. Şekilde göstereyim. Burası bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu yine buraya koyacağım. Bu da çok büyük olduğu için her zaman kullanmıyoruz. Şöyle üzerine örteyim tekrardan. Sonra burası arkadaşlar. Şunu annem her gün okuduğu için buraya koymuş. Burası kahve yanı bardaklarım. İşte çay bardaklarımızın full olduğu yer. Bunlar da tabakları. Burası annemin çeyizinden kalan şöyle bardaklar var. Şöyle günlük kullanılan kahvaltı tabakları, çay tabakları vesaire her şey burada. Burayı da bu şekilde yaptık. Diğer tarafları zaten dokunmadık açıkçası. Oraya göstermeme çok da gerek yok. Bizim mutfak düzenimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Baharat düzenini annemin göstereyim size. Şöyle annemin baharat düzeni bu şekilde arkadaşlar. Ne? Yani onu çekmiyorum. Annemin şurada bir makine yağsı koymuş küçük. Diyor ki onu çekme. Onu çekmiyorum. Şu şekilde kendisi baharatlık kendisine yapmış. Şöyle de yazmışlar üzerine.
Bu şekilde baharatları kullanıyor. Baharat dolabımız çok büyük. Şöyle göstereyim hatta. İnanılmaz büyük ama hepsi değişik değişik baharatlar. Sadece şu kısmını kendine ait yapmış annem. Diğerlerini fazla olanları koymuş. Bizim mutfak düzenimiz bu şekilde. Daha doğrusu annemin mutfak düzeni bu şekilde. Bir yeri daha göstereceğim. Orayı da ben düzenledim az önce. Şöyle burayı düzenledim arkadaşlar. Çok da karanlık çıktığı için çekemiyorum aslında ama. Bunu içerisinde leğenler vesaireler var. Burada da yine aynı şekilde süzgeç, leğen, süzgeç. Bu şekilde burayı da ayarladım. Daha başka göstermediğim bir yer yok sanırım. Yani bizim mutfak düzenimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.